hep öyle diyoruz zaten. Çocuklar ölmesin. Biz o melekleri dünyada istiyoruz. Peki İkram Nur arkadaşlarıyla oynarken nasıl oldu da bir derede boğuldu? Öldü mü yoksa cinayete mi kurban gitti? Şok Haber ekibi Acı'nın merkezinde bu sorunun yanıtını aradı. Bu fındık ağaçlarının arasında dereye giden bir yol var. Ben dinlemiyorum. Evet, seni çekiyorum. Burayı biri tarafından mı getirildi yoksa kendi mi geldi? Ne yapardı sana, ben orada işkence mi gördüm? Nasıl öldürdüler seni orada? Kalmışım ara yerde. Tozdayım, dumandayım, kirli bir mekandayım, iğrenç bir zamandayım demişti şair. Dün öyle bir gündü işte. Bak şu tepenin olduğu hemen orada evler. Tepenin arka tarafı. Öğlen saat 2'de bir haber geldi. Giresun Bulancak'ta kıyamet koptu. İkran Nur, Tirsi çiftinin iki çocuğundan biriydi. Her yaz babaannesine gidiyordu. İkran Nur. Fatıma Gülüş, beni dinlemiyorum. Evet, seni çekiyorum. Minik İkran Nur babaannesiyle birlikte işte bu evde kalıyordu. Cumartesi günü de arkadaşlarıyla birlikte harman yerine gittiler. İddiaya göre hayvanlara bakıp geleceğini söyledi ama minik kızdan o saatten sonra haber alınamadı. Daha önce böyle bir girişimleri hiç olmadı, evden uzaklaştı. Onların evden uzaklaşıp en çok gelebildikleri, en fazla zaman geçirdikleri yer burası. Herkes aradı taradı. Kimse küçük kızdan iz bulamadı. Kara haber dün geldi. İddiaya göre İkran Nur'un cansız bedeninin bulunduğu nokta buraya 1 kilometre uzaklıkta. Yaklaşık bir uzaklık bu. Buradan bu fındık ağaçlarının arasından dereye giden bir yol var. Yol oldukça zor ve engebeli. Küçük bir kızın buradan aşağı inmesi epey zor. Bakın ben bile ilerlemekte güçlük çekiyorum. İddiaya göre buralarda inekler otluyormuş. İşte o inekleri görmek istediğini söylemiş ama bir daha da haber alınamadı. Çocuk oraya tek başına şu durumda mümkün değil, gidemez. O engebeli yol Adaköy deresine çıkıyordu. İkran Nur'un cansız bedeni dere kenarındaydı. İddiaya göre 7 yaşındaki minik İkran Nur da bu yoldan geldi ve bakın karşımıza hemen demir korkuluklar çıkıyor. Her iki ihtimali değerlendirelim. Yürüdü ya da yuvarlandı, ancak bu korkuluklardan nasıl oldu da suya düştü bilinmiyor. Ekipler onu ararken küçük kız çoktan son nefesini vermişti. Kim kaldı? Hala kırmış. Sen kaldın. Arama kurtarma ekipleri minik İkran Nur'un cansız bedenini işte bu derede buldu. Üzerinde kıyafetleri vardı. Ancak suyun yüksekliğini sizlere göstermek için dereye girdim. 7 yaşındaki bir çocuk özellikle bu kadar mesafede, bu kadar yükseklikteki suda nasıl boğuldu? Buraya biri tarafından mı getirildi yoksa kendi mi geldi? İşte bu soruların hepsi şu an için cevapsız. Bu çocuğun buraya gelmesi imkansız bir şey. Yani atılmış gibi sanki. Haber geldiğinde köy yangın yerine döndü. Oynamak için çıktı kapının önü. Cenazesine gelenlerin ayakkabılarıyla doldu. Minik İkran Nur'un cansız bedeni son kez evine getirildi. Helallik alındı, dualar edildi. Şimdi de köy mezarlığına götürülüyor. Yavrum Allah, kimse yapamayacak. Kimsenin çocuklara zarar geldi. Tüm köy İkran Nur'a ne oldu sorusunu merak ederken ilk ve tek açıklama validen geldi. İlk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Küçük kıza ne olduğu sorusu adli tıp kurumunun vereceği raporla belli olacak.